Merhaba arkadaşlar, Örgün Müdediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlarım, bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu paspas çalışmasının nasıl yapıldığını paylaşmak istiyorum. Benim çok hoşuma gitti, çok güzel oldu. Bildiğimiz bir yöntem ama ipimiz farklı olduğu için, bakın böyle batik bir ip kullandım. Onun için böyle bir güzellik ortaya çıktı arkadaşlarım. Şimdi hemen yapımına geçelim. Şöyle Alize Cotton Gold isimli ipi kullandım arkadaşlar. Bakın şöyle batik bir ip ve bir de şöyle 0 numara 210 milim tığ kullandım arkadaşlarım. Şimdi gördüğünüz gibi bu kenarını, kenar kısımlarını çevirdim. Şimdi oradan başlayalım. Evet, şöyle ipimizi aldık geldik. Ben diğer kısmını ördüm gördüğünüz gibi. Şimdi buradan devam edelim ve nasıl yapıldığını görelim arkadaşlar. Üzerine alıyorum. Her bir deliğin içerisinden bakın şuradan aldım ve birleştiriyorum. Çakma sık iğne tekniğini kullanıyoruz arkadaşlar. Ve daha sonra bakın bir altta iniyor delik. Oraya da aynı şekilde şu şekilde bağlıyorum. Ve üsttekine bir alttan bir üstten yani. Bir alttan bir üstten şeklinde yapıyoruz arkadaşlar. Önce bu kenar kısmını çevirebilirsiniz. Daha sonra bitirdikten sonra da yapabilirsiniz arkadaşlarım. Evet, şimdi gelelim modelimizin yapımına. Bakın çok güzel oldu. Böyle rahatlıkla yapabilirsiniz. İnanın çok aşırı kolay bir çalışma arkadaşlar. Şimdi köşeden başladım. Şuradan başladım arkadaşlarım. Ve devam ettim geldim. Şu şekilde çapraz örmesi daha kolay oluyor. Özellikle tığ işi de olduğu için daha rahat yaparsınız arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çektim. Ve geliyorum şu şekilde tutuyorum. Ve bakın şurada yerlerim var. Onun içerisine hemen bağladım arkadaşlar. Bakın şöyle bir daha göstereyim. Yaptık geldik. Hemen alıyorum ve bağlıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Ve şu şekilde burası kenar olduğu için buraya bir sık iğne ile bağladım. Diğerlerini bu şekilde kaydırma yöntemiyle bağlayacağız arkadaşlar. 1, 2, 3 zincir çektim. Arkasını da göstereyim sizlere. Arkası da bu şekilde. Halı kaydırmazlara güvenebilirsiniz. Herhangi bir yıpranma olmuyor. Şimdi bakın bu sırayı bitirdik. 2 tane yaptık buraya. Şimdi yine bakın hemen kenardan alıyorum. Şu şekilde tutuyorum. Ve şu sırayı yapıyorum. Hemen aldım ve içerisinden geçirdim. 1, 2, 3 zincir. Bakın aldım ve içerisinden geçiriyorum. 3 zincir çektim. Alıp içerisinden geçiriyorum. Kenar kısmına geldim yine. Bakın oradan da aynı şekilde alıyorum. Önce burayı bu şekilde bağladıktan sonra arkadaşlarım burası önemli. 1, 2, 3. Buraya kenar yapmadım çünkü. Bakın gayet güzel de duruyor. Herhangi bir kenar istemiyor. Bu şekilde yaparsanız. Şu şekilde yaptım. Çektim yine zincirleri. Ve bakın bir geri dönüyorum. Oraya bir sık iğne ile bağlıyorum. Tekrar 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bir üst sıraya yani yaptığım sıranın içerisine giriş yapıyorum bu şekilde. Ve oraya sık iğne ile bağlıyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Şimdi çeviriyorum şu şekilde. Bakın şöyle tutuyorum. Aldım içerisinden ve sık iğne ile bağladım burayı. Tekrar 3 zincir çektim. Giriş yaptım ve içerisinden kaydırma yöntemiyle devam ediyorum. Buraya bakın buradan aldım hemen kaydırma yöntemiyle bağladım.
Tekrar 3 zincir çektim. Çeviriyorum şu şekilde. Bakın şöyle yapıyorum, hemen bir üste yapmış olduğum yerin hemen içerisinden aldım ve geçirdim. Ve yine kaydırma yöntemiyle devam ediyorum. Batik bir ip kullandığınız zaman gördüğünüz gibi şekli kendiliğinden çıkıyor. Düz bir ip kullanacaksanız da düz bir paspas elde edersiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, bu şekilde devam ediyoruz ve bu kısmı tamamladıktan sonra paspasımız kullanmaya hazır hale geliyor. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.